Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir Japoncu olarak Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 98 model otomatik aracımızın tanıtımını yapacağım yeni kullanıcılar için. İlk önce aracımızın motor bölmesine geliyoruz. Dediğim gibi aracımız V6 LPG'li. Burada LPG kitlerini görüyorsunuz. Akümüz. Şurası aracın ön tarafıyla alakalı olan sigortalar. Hava filtremiz. Hava filtremizin borusunun altında yakıt pompamız var. Yakıt tankımız. Geliyoruz. Radyatörümüz, termostatımız. Burada hidrolik yağ depomuz var. Bu direksiyon için arkadaşlar. Şurada da fren hidrolik yağ kutumuz var. Bu modellere DOT 3 konuluyor, bilginiz olsun. DOT 3, DOT 4 koymayacaksınız. Kapağın üzerinde yazıyor zaten. DOT 3 yazan yere DOT 4 yağ koyarsanız fren hortumlarında balonlama yapar ve patlatır. Şurada su haznemiz, radyatörün. Burada cam sileceği haznemiz var. LPG beyni, yağ dolum kapağımız var. Yağ çubuğumuz orada. Burada LPG'nin parçalarını görüyoruz. Şurada benim aracımda amfi var. Onun sigortası. Şurada da bobinlerimiz var arkadaşlar. 3 tane burada bobin var. 3 tane de bu kapağın altında bobin var. Benim aracımda kupa yükseltme var. Onu da şuradan gösterebilirim. Amortisör kafasını görüyorsunuz. Kupadakileri de gösterebilirsem kupanın takozlarını alttan göstermeye çalışayım. Şuradan görünmüyor. Gördüğünüz gibi arkada da var. İki tamponda takoz var. 4 tane orta şasede, 2 de motor bloğunun orasında olmak üzere 4, 5, 6, 8 adet takozumuz var. Tabi takozu kupayı yükselttikten sonra sadece onunla bitmiyor. Buradan direksiyonun milinin yükseltilmesi gerekiyor. Aynı zamanda fren hortumlarının da yükseltilmesi, uzatılması gerekiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Aracımın da şöyle dış kısmını çekeyim bir. Aracımda 225-75-16 Marshall MT lastik var. Çok memnunum. Karda, çamurda, buzda çok verimli bir lastik. Ama yağmurda MT olduğu için biliyorsunuz bu tarz lastikler çok fazla tutunmuyor. Arkadaki takozu göstereyim. Gördünüz. Birazdan iç kısmına detaylı bir şekilde anlatmaya başlayacağım.